Birinci şahıs bakış açısının yeni bölümüne hoş geldiniz buradalarımız. Durdum düşündüm. Dedim ki yahu ben birkaç ay önce PlayStation 5 aldım. Peki ben bu PlayStation 5 aldığım için acaba şu anda memnun muyum? Şu anda halaya mı duruyorum ulan iyi ki PlayStation 5 aldım diye düşündüm ve bu videoyu çekmeye karar verdim. Şu anda PlayStation 5 almak mantıklı mı? Yoksa Xbox Game Pass'ten mi yürümek lazım? Yani ne yapmak lazım? Evet sevgili buradalarımız, bundan birkaç ay önce dedim ki benim artık PlayStation 5 alma vaktim geldi. Neden böyle düşündüm? Çünkü PC'm o sıralarda neredeyse artık hiçbir oyunu kaldırmama vaziyetine gelmişti. Ben de dedim ki PlayStation 5 alayım, en azından oyunları PlayStation 5 üzerinden oynarım. Efendim bu mantıkla yola çıkarak hemen bir takım araştırmalara giriştim ve de Dubai'den bir arkadaş sıfır PlayStation almış, donanım haber üzerinden ulaştık. Ambalajında PlayStation'ın dijital sürümünü kendisinden satın aldım. Konsolda da hiçbir sorun yok, oynamaya devam ediyorum. Ayrıca şunu da belirteyim, bölge farkı yok. Yurt dışından aldığınız PlayStation'ları rahat bir şekilde Türkçe arayüzle de oynayabiliyorsunuz. PlayStation Türkiye hesabını da aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Yani kodlarda da sorun olmuyor. Bu soru çok geliyor, onu bir aradan çıkartayım dedim. Peki aradan geçen bilmem kaç ay üzerine ben PlayStation aldığım için memnun muyum? Cevapsa yani karışık duygular içerisindeyim yahu. Neden karışık duygular içerisindeyim buradalarımız? Şöyle ki çok fazla PlayStation 5'i açmıyorum. Evet, o binlerce lira para gömdüğüm aleti çok fazla kullanmıyorum. Peki neden kullanmıyorsun buradam? Yani cevap basit. Özel oyun yok kardeşim. Evet, PlayStation 5'i aldığımdan beri oynadığım oyunları sizlere şöyle sıralayayım. Spider-Man Miles Morales'i oynadım. İdare eder bir oyundu ki PC'de de var kendisi. Star Wars Jedi Survivor'ı oynadım PlayStation 5'te. O da PC'de var. Resident Evil 4 oynadım mesela. PlayStation 5 kontrolcüsüyle falan bayağı keyifliydi. Ama o da PC'de var. God of War Ragnarok oynadım. Bak gerçekten o bayağı bir sardı. Yani hem dedim ki ben bu oyunu, benim PC'm çalıştırmazdı. Çok iyi oldu. God of War Ragnarok'ta dedim ya. Ulan iyi ki PlayStation 5 almışım. O da PC'de. Yok, o PC'de yok ama yani muhtemelen o da PC'de olacak. Sevgili Kaan'ın PlayStation Plus'ını emcüklediğim için oradaki oyunlara da bir göz attım. Demon's Souls var mesela. Bu PlayStation 5 özel bir oyun. Yani o da şimdilik diyebiliriz herhalde. Ona henüz bakmadım ama onun da güzel bir oyun olduğundan eminim. Yani şöyle kabaca düşündüğümde şu anda PlayStation 5 kütüphanesinin neredeyse %80'i diyebileceğim kadar oyunlar PC'ye de çıkıyor ve kalan %20'lik kısım PlayStation 5 özel oldu. O da şu an için geçerli. Yani madde 1. PlayStation 5'i şu anda özel oyun için almak istiyorsanız bence hala çok erken. Çünkü PlayStation 5 kütüphanesi şu anda özel oyun anlamında gerçekten çok zayıf. Eğer diyorsanız ki benim PC'm yetersiz, bir konsol alayım ve o konsolda bütün oyunları oynayayım, o zaman PlayStation 5 güzel bir seçenek olabilir. Çünkü PlayStation Plus kütüphanesi de geniş. Önceden eğer birçok oyunu oynamadıysanız, Last of Us'ları, eski PlayStation oyunu, işte Until Dawn'lar, bilmem neler, yani yeni bir oyuncuysanız, PlayStation 5 kütüphanesinin çoğunluğu deneyim etmemişseniz, o zaman şu an PlayStation 5'e bir de Plus patlatırsınız. O zaman mantıklı gelebilir ama PC'niz eğer yoksa, bu kişilere PlayStation 5 almalarını salık veriyorum. Çünkü gerçekten oyunlar stabil bir şekilde çalışıyor. Hiç optimizasyonla falan uğraşmıyorsunuz. Bu insanlar, sevgili buradalarımız, siz PlayStation 5 alın. Ben de artık mesela firmalardan PlayStation 5 için kod istiyorum. Çünkü neden? Daha optimize çalışıyor oyunlar. Daha fazla uğraşmıyorsun yani PC'de olduğu gibi. Acaba kaldıracak mı, yok şunu güncelleyeyim falan filan diye. Evet, ilk çıkışlarında biraz yamuluyorlar ama sonradan daha toparlıyorlar ve PlayStation'da biraz daha böyle stabil oynuyorsun. Ki benim de zaten konsol alma amacım da buydu. Ya biraz daha stabil, biraz daha dengeli oynamak. Artık PC'de cinnet geçirdiğim için oyunlarda. Peki şöyle düşünelim. Benim iyi bir PC'm var. İyi bir PC'm olmasına rağmen PlayStation 5 almalı mıyım diye sorular oluşabilir kafanızda. Ya bence net cevabım, bence almasanız da olur. Evet, PlayStation 5'in kontrolcüsü bu arada çok güzel. Özellikle yani ben PlayStation 5 oyunlarındaki farkı grafiksel anlamda şu an için konuşuyorum. O farkı, evet, God of War Ragnarok'ta onu görüyorsunuz ama bu oyunun PC'ye de çıkacağını düşünürsek farkı ne yaratıyor? Kontrolcü gerçekten fark yaratıyor. Gerçekten çok ele hem güzel oturan, hem işte o kıpraşımları, haptik feedback'i falan
tetiklerin sertleşmesi olsun, voice actleri güzel kullanılan oyunlarda gerçekten fark ettiriyor. Arkadaşlar PlayStation 5 berbat bir tasarıma sahip. Yani dikini, yan tayını ben anlamam. Gerçekten leş görünüyor bu konsol. Şurada şu anda gösteriyorum size nasıl durduğunu. Gerçekten yani benim gördüğüm en iğrenç tasarımlardan bir tanesi. Ya görmemek için zaten konsolu monitörlerin arkasına sakladım. O kadar çok yer kaplıyor ki. Şimdi yazacaksınız. O nedir öyle? İşte efendim yazmışlar bunu. Yani alıntılıyorum. Köylü gibi yan yatırmışsın konsolu. Çünkü dik yatırınca yok lehimleri akıyor da bozuluyor da bilmem ne gibi şeyler okuduğum için yan yatırdım. Ya bu dik dursa da bu berbat görünüyor. Yatay dursa da berbat görünüyor. Ya şurada PlayStation 1 duruyor. Bakın şundaki bir estetiğe bakın. Bir de şu kazulet aletteki estetiksizliğe bakın. Yani önceden hani bir konsol yeni bir şey aldığınız zaman ona böyle gider bakarsınız ya sürekli. Aa bak ne güzel duruyor orada. Aa ne güzel ışıkları da yanıyor falan diye. Hiç öyle olmadı ya. Hiç bakmıyorum konsola bile. O kadar iğrenç bir görünüşü var yani. Aynı zamanda menü tasarımına ve PlayStation 5'in arayüzüne de biraz değinmek istiyorum. Evet arayüz güzel, daha kullanışlı olmuş ama tema değiştirme özelliği hala gelmedi. Temaları değiştiremiyorsunuz. Şu anda standart temayı kullanmak zorundasınız. Bu benim pek hoşuma gitmedi. İşte Netflix olsun, diğer 3. parti uygulamalar olsun. Bunlar güzel çalışıyor. Netflix'i ben mesela PlayStation 5 üzerinden kullanmaya başladım. O açıdan bir rahatlığı var. Yani bir ev, eğlence sistemi olarak kullanacaksanız alınabilir. Peki Xbox tarafına gelecek olursak, yani Xbox alınır mı diyorsanız, Xbox'ta şu an çok ağır basmaya başladı açıkçası. Şu anda Türkiye şartlarında Xbox biraz daha avantajlı geliyor bana. Xbox Series S de olabilir artı Game Pass ya da Xbox Series X artı Game Pass de şu anda gerçekten bence ilgi çekici. Özellikle Starfield'ın duyurulmasından, daha doğrusu Starfield'ın duyurulması, Starfield'ın güzel bir oyun olacağını anlamamızdan sonra Xbox tarafı bence biraz daha Türkiye için özellikle cezbedici gelmeye başladı diye düşünüyorum. Konsolda farkı ne yaratıyor? Kesinlikle özel oyunlar yaratıyor. Yani başka bence konsol almanın bir manası yok. O yüzden eğer konsolda özel oyun yoksa zaten PC'nizde idare edebiliyorsunuz. PC fiyatlarının da ülkemizde hayvan gibi arttığını düşünürsek PC'de oynayabileceğiniz oyunları daha uygun ve de Game Pass'le birlikte Xbox tarafına biraz daha yönelebilirsiniz gibi. Özel oyun dengesinde PlayStation hep biraz daha ön plana çıkardı ama yani şu anda o özel oyun dengesinde PlayStation 5 çok da ön plana çıkmış durumda değil. O yüzden ben acele etmemenizi salık veriyorum ve PlayStation 5'i alacaklara biraz daha beklenebilir diyorum. Benim tek atılımlık bir kurşunum var. Bir konsol olacağım ve onunla gideceğim diyorsanız da dediğim gibi Xbox tarafı bana biraz daha mantıklı geliyor Game Pass'le birlikte. Çünkü uzun vadeli oynayacağınız oyunlar da sisteme eklenmeye başlayınca daha ilgi çekici bir alete dönüşecek gibi. Hatta dönüştü bile Xbox tarafı. Burada PlayStation tarafından nasıl bir atak gelecek onu merakla bekliyoruz. Özel oyunları basmaları lazım. Şöyle bir durum var. Son yayınlanan PlayStation sunumunda da gördük ki PlayStation biraz strateji değiştirmiş gibi. Artık onlar da böyle standartı biraz ortalama seviyeye düşürmüş. Yani Game Pass seviyesi, işte Netflix seviyesi dediğimiz seviyeye. O oyunlardan daha fazla basarak PlayStation Plus kütüphanesini çoğaltıp insanları çekmeyi düşünüyorlar gibi. Yani şöyle oldu. Xbox PlayStation'ın seviyesine çıkmaya çalışırken sanki PlayStation Xbox'ın seviyesine doğru inim gerçekleştirdi gibi hissediyorum. Umarım öyle değildir. Çünkü PlayStation demek özel oyun demektir. Daha böyle bütçeli, kaliteli oyunlar demektir. Umarım böyle olmamıştır, olmuyordur diye düşünüyorum. Sony yetkilileri. Öyle yapmıyorsunuz değil mi? Evet Burhan abi, benim PlayStation 5'te olan deneyimim böyleydi. Çünkü oynadığım oyunlar belli. PlayStation'da geçirdiğim vakit belli. Yani artık yine uzun süreler açmamaya başladım aleti Netflix dışında. Bunları göze alın diyorum ve birinci şahıs bakış açısının da böylece sonuna geliyoruz. Söylenecekler söylendi. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlara da bekliyorum. Bu konuyla ilgili siz de detaylı bir şekilde kaynasın yorumlar. Kaynasın. Görüşürüz. Drifting high.